Sayın Bozdağ'ın açıklamasını okudum. Herhalde demiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na bir mail geldi. Ona gelmediyse bile herhalde bir milletvekiline geldi diyor. Yani bir mail geldiğinden söz ediyor. Bence Sayın Bozdağ, Sayın Adalet Bakanı'na düşen görev bunu açıklamaktır. Eğer mailleri bu kadar takip ediyorsa, bunları biliyorsa içeriğini de biliyor demektir. Ben böyle konuşacağına, Cumhuriyet Halk Partisi bunu açıklasın diyeceğine kendisinin açıklamasını beklerim. Bu daha doğru bir davranış olur. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, başlangıçta da söyledim, bir demeç vermiyor, bir röportaj yapmıyor, bir mitingde konuşmuyor. Bir kapalı toplantıda bir değerlendirme yapıyor. Bu konudaki şüpheleri ifade ediyor. Bir FETÖ iddianamesinde FETÖ örgütünün emniyet ayağı, asker ayağı, iş adamı ayağı, medya ayağı ortaya konulduğu halde bunun siyasi ayağı ortada yok diyor. Bunun siyasi ayağı yok mu? Bu ortaya konulmalı. Konulmazsa bu tür kontrollü darbe iddiaları, söylentileri ortaya çıkar diyor. Şimdi başlangıçta söyledim, bir daha söyleyeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbeleri araştırma komisyonu kuruldu. 4 Ekim 2016 tarihinde faaliyete geçti. 3 ay süreyle çalıştı. 4 Ocak'da bunun çalışması sona erdi. 3 ay çalıştı. 3 ayın sonunda bu komisyonun bir rapor düzenlemesi gerekir. Bu rapor düzenlenecek ki bu darbe nedir? Toplum bunu öğrensin. Araştırma komisyonu işte devlet ve toplum faaliyetleri hakkında toplumu, milleti bilgilendirmek için yapılan bir çalışmadır bu. Bu çalışmanın sonucu, komisyonun çalışması 3 aydır bittiği halde raporu yayınlanmıyor ise bu tür iddialar dolaşır. Ben hükümetin, sorumluların yerinde olsam Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik böyle ithamlarda bulunmak yerine komisyonun raporunu hemen açıklarım. Komisyona hemen bir çağrı yapılır. Parlamentodaki grup başkan vekilleri kanalıyla komisyon bu raporunu hemen düzenler. Şimdi bile düzenleyebilir. Neden kaçınılıyor bundan? Ya da bu komisyon çalışmasını yürütürken bu darbenin en yakın iki tanığı Hulusi Akar, Sayın Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı Sayın Hakan Fidan neden tanık olarak çağrılıp dinlenmedi bu komisyona? Bütün bunlar çağrılsa ve rapor düzenlenip açıklansa bu tartışmaların, tereddütlerin hiçbirisi kalmaz.